Merhabalar. Çok kıymetli seyircilerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Yine bir evrensel trafik programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam çok kıymetli konuğumuz, sigorta eksperi Sayın Hikmet Canbay Beyefendi bizlerle birlikte. Hikmet Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çağrı Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu akşam çok kıymetli konuğumuz. Hepimizin, bizim baştaki program formatımızda en önemli hassasiyetimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu, kazasız, belasız sürüşler. Sizlerin bu noktada profesyonel konuklarımızla ve onların çok kıymetli konularıyla herhangi bir yaşayacağımız olumsuzluklarda bunu nasıl minimize ederiz, bu durumdan kendimizi nasıl koruruz ve nasıl kolaylıkla atlatırız bu süreci, bütün programımızda en ince detaylarıyla bunları sizlerle paylaştık bugüne kadar. Ve bugün malumunuz, işe giderken her gün maalesef yolda karşılaştığımız, akşam dönüşte gene üzülerek yolda insanların mağduriyetini izliyoruz. Hepimizin her an başına gelebilecek bir durumdur ki trafik kazası. Her ne kadar buna dikkat etsek ve yürekten olmamasını temenni etsek de. Lakin bu başımıza geldiğinde biz neler yapacağız? O gibi durumlarda orada kendi aramızda tutacağımız, hepinizin bildiği ama bizlere devamlı destek noktasında biz taleplerinizi duyuyoruz sanayide servisler olarak. Bunları aslında sizin çok kolay tutabileceğinizi ve başarılı bir şekilde de bu süreci nasıl tamamlayacağımızı uzmanımızdan bu akşam tek tek maddeler halinde alacağız. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kardeşim. Hikmet Bey, önce kısacık sizi tanıyarak başlayalım. Merhaba, herkese hayırlı akşamlar. İsmim Hikmet Canbay. Sigorta eksperi olarak Kayseri'de görev yapıyorum. Sektörde 30. yılım. Öncesinde sigorta sektöründe muhtelif basamaklarda çalıştım. En son bir şirketin hasar müdürlüğünü yapıyordum. Hanımın tayin nedeniyle Kayseri'ye gelmek durumu hasıl oldu. 11 yıldır da Kayseri'de eksperlik yapıyorum. Kendime ait ofisim var. Kayseri ve civar illerde ekspertiz faaliyeti yürütüyorum. Bu faaliyeti yürütürken de biraz önce bahsettiğiniz gibi bu anlaşmalı tutanaklarda yaşanan sıkıntıları birebir yaşıyoruz. Bu tutanak, isterseniz biraz geçmişinden bahsedeyim. 1 Nisan 2008'de yürürlüğe giren bir uygulama. Bu 1 Nisan 2008 öncesi sektörde yöneticiyken tesadüf o zamanki Hazine Müsteşarlığı'nın sorumluluk sigortalarından sorumlu yöneticisi Gökhan Bey bunun uygulamasıyla ilgili bizi toplantıya çağırmıştı. Toplantıya gittiğimde fark ettim ki sadece 4 yönetici varız. Dördümüzün de ortak özelliği eksper ve hasar yöneticisi olmamız. Bununla ilgili görüşümüzü istedi. Eklenecek, çıkarılacak bir şeyler var mı? Görüşlerimizi istedi. Hepimiz muhalefet ettik buna öncelikle. Bize çok uygun olmadığını söyledik ama yönetimin böyle istediğini, işte Avrupa'daki uygulamaların Türkiye'de de yaygınlaşması anlamında, işte Avrupa ülkeleri bunu nasıl çözüyor ise biz de çözelim gibi bir irade konmuş. Bu doğrultuda bazı çalışmalar yapılmış. İspanya, Yunanistan örnekleri incelenmiş. Oradaki tutanaklar, formlar değerlendirilmiş. İşte bize uygun hale getirilmiş bir tutanak. Temel olarak kazanın oluşuyla ilgili temel bilgileri yazabildiğimiz, poliçe, sürücü, araç sahibi bilgilerini yazabildiğimiz basit bir tutanak. Bu tutanak artık herkes tarafından alışıldı. Bunu doldururken gerçekten insanlar, hani eğitim düzeyiyle belki doğru orantılı ama çok büyük hatalar yapıyorlar, büyük eksiklikler yapıyorlar. Sonucunda bunun olumsuz yansımalarını da görüyorlar maalesef. Ne yapıyorlar örneğin? İşte yakın gözlüğüm yanımda yok, sen doldur diyorlar mesela. Karşı tarafa doldur diyorlar. Bu doğru bir şey değil. Herkesin ehliyeti varsa okuryazarlığı da vardır. Doğal olarak da tutanağı kendisinin doldurması lazım. Özellikle kaza özetinin yazıldığı bu son sürücü görüşleri bölümünde olayı dosdoğru anlatmaları lazım. İşte ben ona çarptım, o bana çarptı gibi basit ifadeler yerine işte kim ana yoldan geliyor idi, kim tali yoldan çıktı veya işte kim kimi solladı, kim kimin şeridine tecavüz etti gibi kazanın
basit bir özetini anlatmak lazım. Çünkü kusuru belirleyen taraf eksperler değil. Biz bu tutanağı alıyoruz, tutulmuş tutanağı, scanner'da tarıyoruz. Sigorta Bilgi Merkezi'nin Tramer isimli bir veri tabanı yönetimi var. Buradaki ilgili alana yüklüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış 34 tane standart kroki var, kaza krokisi. En çok kaza şekillerini içeren basit krokiler var. Bu kroki alanına çizilen kaza krokisine en yakın kaza krokisini seçiyoruz. Araç bilgilerini, sürücü bilgilerini kaydettikten sonra kaydedip çıkıyoruz. Kaydedip çıktıktan sonra kazayla ilgili kaç araç var ise bunların trafik ve kasko sigortalarına elektronik ortamda gerçek zamanlı mesaj gidiyor. Bu mesaja göre de sigorta şirketlerinin uzmanları bizim sisteme yüklediğimiz kaza krokisini, kaza yerinde çekilen resimleri, krokideki kaza anlatımını inceleyip bir kusur girişi yapıyorlar. Muhatapları karşı sigorta şirketinin yetkilisi de benzer bir kusur girişi girerse mutabakatla kusur netleşiyor. Şimdi o zaman bizim buradan tam çıkartacağımız nokta şu. Biz birçok kere kaza mahalline davet ediliyoruz. Evet. Her ne kadar ben bundan ve kimsenin, biraz önce çok önemli bir noktaya değindiniz. Bazı arkadaşlarımız bu noktada kendini, bazıları gönüllü, bazıları müşterisine hizmet noktasında bu gayret ediyor ama her ne kadar iki tarafı da aynı anda tanıma şansı yok. Ve her ne kadar tutanağı dolduran kişinin de tarafsız olmak gibi bir bazen insan nefsinden dolayı evet, zafiyet gösterdiği durumlarda mevzu bahsi oluyor. Ve kişi kendi doldurmadığı beyanından da sorumlu olmuyor aslında. Evet. Orada da böyle bir sonra yani ileriye dönük insanlar, bir duruma düşme durumu var. İnsanlar bu tutanağa gerekli hassasiyeti göstermiyor. Aslında bu yasada tanımlanmış yarı resmi bir evrak diyebiliriz. Sistemde uygulamaya girdikten sonra resmi evrak da diyebiliriz. Çünkü şu tutanağa karalanan 3-5 cümlenin sonucunda çok ciddi hukuki sonuçlar doğuyor. Bunun evet, iddialı itiraf evet, gibi. Tabii, yani yansımaları, altını imzaladı. Yansımaları, kusur diyelim ki size çıktı. Siz kusurlu kabul edildiniz. Ve zamanında itiraz etmediniz. Kusur kesirleşti. Karşı tarafın zararını trafik sigortanız limitleri dahilinde tazmin ediyor. Aşan maddi veya manevi evet, veya bedeni bir durum söz konusuysa? Yine sigorta şirketinin bedeni teminatları da var ama tabii çok daha yüksek taleplerle karşı taraf gelebiliyor size. Geldiği zaman bunun maddi sonuçlarından da doğrudan sorumlusunuz. O yüzden şu tutanağı doldururken işte ya ben haklıydım, doğru ifade edemedim, bunu yazan adam doğru yazmamış, İşte eksik yazmış. Benim haberim yok. Yazdılar, beni imzaladılar. Yazdılar, bana imzalattırdılar gibi çok karşılaşıyoruz. Bununla muhatap olmamak için herkes kendi ifadesini dost doğru yazmasında fayda var. Abartmadan kısa bir özet geçmesinde fayda var. Artı kaza resimleri bir çok de tam önemli. Tam orada çok önemli bir şey uyarmak istiyorum seyircilerimize. Hepsinde bu münakaşaya giriyorlar gereksiz yere. Şimdi bu maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı. Evet, doğru. Ama biz aramızda anlaşmalı kaza tutanağı olarak halk arasında bunu evet, dillendiriyor. Aslında anlaşmalı diye bir kavram yok. Bizim Çağrı Bey'le biz kaza yaptığımızda orada ikimizin anlaşıp da mahkemeyi, merciyi kurup da kim suçlu kim suçsuzu orada belirlememiz diye bir durum söz konusu değil. Değil. Ama insanlar bu tutanağı tutma konusunda anlaşmadan bahsediliyor. Şimdi yani. Ama onlar şey zannediyorlar. Ya, itiraf edecek Çağrı ya Bey. Orada hepimiz, suçunu yazacak, o kabul edecek. Kazım Bey, şimdi hepimiz görüyoruz. Bir kaza oluyor. İnsanlar araçlarının başında bekliyorlar. Trafik açılmıyor. Şu tutanağın yürürlüğe girmesinin temel sebebi insanların hani ölüm yaralama olmaksızın sadece maddi hasarlı kazalarda yolda işte yolu işgal etmeyip, trafiği tıkamayıp, tehlikeye atmayıp araçlarını kenara çekip şu tutanağı tutup herkes işine gücüne yoluna gitsin diye çıkarılmış bir tutanak bu. Bir kaza oluyor. Herkes önce acentesini arıyor. Akrabalarını arıyor. Eşini dostunu arıyor. Polisi arıyor. Polis geliyor. Gelene kadar bekliyorlar. Hasar uzmanı diye aslında evet, öyle bir karşılığı olmayan bir oluşmuş kitleden evet, bir de öyle bir şey var. Birini bekliyoruz. Evet. Ama bu bizim Türk toplumunda yok mu? Şimdi bir olay olduğu zaman o bölgeye temas eden bir vatandaş
Zaten layı normal bu işin uzmanından çok daha iyi biliyor baktığınız zaman. Yani bunu sık görüyoruz. Şimdi sanayiye de mesela geliyorlardır. Sonuçta siz bu noktada yıllarını vermiş tecrübeli bir firmanın yönetimindesiniz. Teşekkür. Ahmet amcamın da ellerinden öperim bu arada. Babanızın. Kıymetlim benim o. Bakıldığı zaman, gelindiği zaman işte arabada siz çıkarıyorsunuz şu şu şu. Hayır diyor Kazım Bey diyor, burada şurada var. Bunu şöyle de yapılabilir. Madem bu böyle yapılıyorsa gel yap o zaman. Şimdi, noktada. Şimdi yani bu tutanağı bir kere en azından okumak lazım. Acenteler poliçeleri, trafik poliçelerini, kasko poliçelerini tanzim ettiği zaman poliçe föylerinin içerisine bundan mutlaka koyarlar. Hı hı. İnternetten Sigorta Bilgi Merkezi'nin, Türkiye Sigorta Birliği'nin birçok, hatta bütün sigorta şirketlerinin web sitelerinde bu tutanağın bir örneği de mevcut. Ama hayatımda yıllar sonra geçen biri boş çizgisiz kağıda bunu da bunun şablonunu oluşturup tutmuşlar. Onu da gördüm yani. Olabilir. Yani tutanak bulamadıklarında kendi aralarında. O da bundan yerine geçer. Aslında evet. Önceden de vardı bu uygulama. Yani 1 Nisan 2008 öncesi de zorunlu değildi. Polis tutanağı, taraflar kendi aralarında anlaştığı zaman, kusur kabulü yapıldığı zaman trafik sigortasından tazminat alınabiliyordu. Ama sigorta şirketleri bunu bu şekilde kabullendikleri zaman bu işten maddi menfaat sağlamak isteyen bir sürü yanlış insanın bu işe hücum edeceğini bildikleri için onun önünü tıkamak için kabul etmiyorlardı. Çok haksız da değiller. Çünkü 1 Nisan 2008'de bu tutanak uygulaması yürürlüğe girdikten sonra işte polis çağırmak istemeyen, ehliyetsiz, alkollü veya işte başka türlü kazalar yapıp da bunu sigorta şirketinden tazmin etmek isteyen dolandırıcı tayfası bu işe saldırdı. Sigorta şirketleri çok büyük zararlar etmeye başladılar. Zaten trafik sigortalarındaki bu maddi yükselişin başlangıcı bu 1 Nisan 2008 sonrasıdır. Tabii genel ekonomik şartlar, yedek parça fiyatlarının artması, maliyetlerin artması da etkenleri var ama asıl şey bu. Yani kolluk kuvvetleri, jandarma veya polis tarafından tutulan tutanaklarda bir kamu otoritesinin bir dahli söz konusu, müdahalesi söz konusu. Herkes istediği gibi tutanağı tutamıyordu. Açıkçası şu tutanak uygulamaya girdikten sonra hani ben belli bir süre sonra belki vazgeçilir falan diye bile düşünmüştüm. Çünkü patlama yaşandı hasarlarda o zaman. Çünkü teyzesinin oğluyla, amcasının oğluyla, işte veya soyadı tutmayan birisiyle aracı karşı karşıya getiren bir sürü insan farklı yerlerde yaptıkları kazaları sigorta şirketlerinden tazmin etmeye çalıştılar. Bayağı bir sıkıntılar da oldu. Bir sürü hukuka giden dosyalar oldu vesaire. Bu tutanağı tutarken dikkat edilmesi gereken şeyler, bilgilerin eksiksiz doldurulması. TC kimlik no çok önemli. Buraya mutlaka telefon numarasının doğru yazılması lazım. Çünkü Sigorta Bilgi Merkezi'nden eksperin personelinin bu şeyi girişi yaptıktan sonra, tutanağın girişini yaptıktan sonra SMS ile bilgilendirme mesajı geliyor buradaki cep telefonuna. Buradan süreci takip edebilmek adına, kusurun çıkıp çıkmadığını takip edebilmek adına. Çünkü telefonla tamircisine soruyor, acentesine soruyor, eksperin bürosunu arıyor, buluyor, orada oraya soruyor. Orada hemen seyircilerimizi şu noktada da bir resmi bir ağızdan uyaralım da biz tamirciler böyle bir baskı altında oluyoruz ve sonra biz onlara hesap vermek zorunda kalıyoruz. Evet. Bu hani en sonki kişisel verilerin güvenliği yasası çıktıktan sonra SBM ve Tramer bize kapatıldı. Evet. Sadece kişi kendi şahsına münhasır E-Devleti'nden girip kusur sonucunu görebiliyor. Evet. Bundan dolayı kaza tutana yani kusur oranı süreci başladıktan sonra kusurun çıktığını biz göremiyoruz. Kendilerinin takip etmesi gerekiyor. Evet. Ondan sonra da onu alalım sizden. Kaç gün içinde ne zaman tam yeri gelmişken? Bilgileri eksiksiz doldurduk. Ekspertiz aşamasında ekspere ilettik. Eksper bunun girişini yaptırttı. Yaptırdıktan sonra süreç başlıyor. Kaydet tuşuna bastıktan sonra eş zamanlı bütün sigorta şirketlerinin yetkililerine bu mesaj gidiyor. Karşılıklı kusur mutabakatı tabii bazı zamanlar bayram dönüşü gibi uzun tatiller sonrası falan süreç biraz uzayabiliyor ama yoğunluğa göre 1-2 gün içerisinde en geç bu tutanağın kusuru sonuçlanıyor. Eğer taraflar kusur konusunda anlaşamazsa sigorta şirketleri
farklı kusurlarda şey yaparlarsa, karar verirlerse bir komisyon var. Bu komisyona havale ediliyor işlem. Bu komisyon mahkeme birlikçisi pozisyonda çalışan yetkin kişilerden oluşuyor. Bildiğim kadarıyla 7 kişiler, 4'ü trafikçi, 3'ü karayolcu. Karayolcular işte çizgiydi, trotuardı, sinyalizasyondu, kavşaktı, yol şartlarına bakıyorlar. Trafikçiler de kazanın oluşumuna bakıyorlar. Oy çokluğuyla karar veriyorlar. Verdikleri karar bağlayıcı, mahkeme kararı hükmünde. Normal şirketlerin kendi aralarında anlaşarak tuttukları tutanağın kusur sonucuna 5 gün itiraz süresi var. Kendi şirketleri vasıtasıyla, kendi sigorta şirketleri aracılığıyla kusura itiraz edebiliyorlar. Ama komisyonun belirlediği kusura itiraz yok, mahkemeye gidilmesi gerekiyor. Yani sonucunda ciddi maddi rakamlar söz konusu olabilecek bir durum olduğu için insanların bu konuda hassas olmaları lazım. Tutanağı düzgün doldurmaları lazım. Bahaneyi de başkalarına bulmamaları lazım. Ya çok eğitimli insanların bile şu tutanağı tutamadıklarını görüyorum. Biraz üzülüyorum açıkçası. Yani bunu sadece kişisel bilgilerini dolduracak. Evet, kişisel bilgilerini dolduracak. TC araç kimlik numarası. Plakasını doğru yazacak. TC kimlik numarasını yazacak. Adresin doğru yazılması. Adresin doğru yazılması özellikle lazım. Özellikle siz eksperlerin olaya hani kontrol, şimdi, takip noktasında çok önemli. Ana yol, tali yol, işte bulvar, cadde, sokak gibi insanlar çok da bilemiyor. En azından Google haritalardan yardım alabilirler. Önerim o. Şu an neredeyim? Hangi, mesela burası büyük şehir, merkezde birden fazla ilçe var. Hangi ilçe sınırları dahilindeyim? Çünkü oradaki bir yolun durumu, her nevha, yerde her şey yol tabelası değiştirecek. Yok. Tabii her yerde yol tabelası yok. Tabii e-tutanağı anlatacağız sonunda ama işte e-tutanakta da bunları aramana gerek yok aslında. Hazır bilgiler var. Biz hani e-tutanağı insanlara ısrarla hani onu bastıramıyor çünkü daha doğru düz adını soyadını TC kimlik numarasını maalesef, evet, yazdırmaya çalıştığımız aslında bu tutanakta. Aslında şöyle bir sistem olsa mesela, bu artık her şey elektronik aletlere döndüğü için nasıl bir sosyal medya platformuna veya bir yere üyelik olurken internet üzerinden bilgiyi doldurmasan o bilgi de böyle bir kırmızı uyarı veriyor, doldur diye. Bunu da öyle yapabiliriz. Var öyle bir. Var. Eksperim ondan var. Bahsediyor. E-tutanak dediğimiz. E-tutanak var. Onda amen ne ama orada dijital doldurulmayan, yok, doldurulmuyor. Doldurulmayan bir şeye onay vermese mesela. Yok, vermiyor zaten. O eksik. E-tutanak çok. Ama ya yeri geldi onu anlatalım bence. Peki. E-tutanak da güzel bir uygulama. Dünyada bildiğim kadarıyla başka da bir örneği yok. Ödüllü bir uygulama. Diyelim ki şu tutanak yanınızda yok. Evet. Buna erişemediniz. Bir kaleminiz var. Arabada beklemekten kurumuş. Yazdıramıyorsunuz bir türlü. Gece yarısı fotokopi arayanlar işte oluyor. Yağmur yağıyor vesaire, kar yağıyor. Yol şartları çok uygun değil. Veya tutanaktan bir tane var, alt nüshası yok. Bunun fotokopiyle çoğaltılması gerekiyor. Kazaya karışan taraflar hepsi tutanak bende kalsın istiyor. Karşı tarafa vermek, evet, istemiyor vesaire. 2-3 yani araç oluyor. Evet, 2-3 birde veya 2'den fazla araç oluyor. Bir tane oluyor da ikinci tutanağı bulamıyorlar. O zaman önerimiz e-tutanak. E-tutanak işte iPhone telefonlar için App Store'da, diğer Android telefonlar için de Play Store'da e-tutanak dediğiniz zaman geliyor. İndiriyorsunuz. Kullanması çok basit. Çok basit. Temel bilgileri giriyorsunuz. Kendi aracınızla ilgili bilgileri giriyorsunuz. Kaza yerinin resimlerini anında yüklüyorsunuz. Yani sonrasında evrakı da yüklüyorsunuz. Resimlerini çekip yüklüyorsunuz. Ruhsatın, ehliyetin resimlerini yüklüyorsunuz. Kaza yeri resimlerini yüklüyorsunuz. Zaten ehliyetinizin sınıfını, numarasını oraya girebiliyorsunuz. Tutanağın sonraki bütün aşamalarını bertaraf etmiş oluyorsunuz. Doğrudan bu tutanağı kaydet tuşuna bastığınız zaman ilgili sigorta şirketleri doğrudan bilgileniyor. Olay nasıl çiziyoruz? Olay mahalleni. Nasıl? Olay mahalle. Şimdi yani telefonunuzun konumu açık olduğu zaman zaten sizin GPRS sistemiyle çalıştığı için nokta olarak nerede olduğunuzu zaten sistem otomatik tespit ediyor.
Zaten telefonunuz konumu kapalıysa açtırıyor size. Yani o program evet, uyarı veriyor. Çalışmıyor. Açtırıyor. Sizin yerinizi tespit ediyor. Kim ana yolda, kim bulvarda, kim caddede, kim sokakta, kim nereden geliyor diyor. Araçları, A aracını, B aracını, varsa CD araçlarını doğru seçtiğiniz zaman işte ben tali yoldan geliyordum da işte o ana yoldan geliyordu vesaire gibi konuların hepsini bertaraf etmiş oluyorsunuz. Yeter ki oradaki altına ayrıca telefonunuzdan imza atabiliyorsunuz elinizle. İmza attığınız zaman otomatik olarak sisteme onu kaydediyor. Çok güzel bir uygulama aslında. Kusurun çok çabuk çıkmasını sağlıyor. Süreci en az 2 gün, 3 gün kısaltıyor. Evet. Kusur çok çabuk çıkıyor. Kusur sonucu da kendilerine... Tabii kendilerine geliyor zaten telefondan geldikleri için. Oradan girince için. De kusur sonucu kendilerine geliyor. Geliyor. SMS'le bilgilendirmesi yapılıyor. Aksi takdirde ben ihbarı geçerken atıyorum numarayı yanlış veriyorum ya da başka numara veriyorum. Sonra eksper biliyorsun da tekrar girilirken gene numara giriliyor. Ya herkesin yazı alışkanlıkları farklı. Adam mesela... 7-1 yazıyor. Evet. Rakamlar tam anlaşılamıyor. Kimisi el yazısı yani o... Evet. Ya da yanlış yazıyor. Hani doğru kişininki yazılmıyor orada. Yani şöyle düşünmesi lazım seyircilerimizin. Ya şu gördüğünüz tutanak basit bir kağıt gibi gelebilir size. Allah göstermesin bir kaza yaptığınız zaman bu kazanın sonuçları sizi bağlıyor. Sonucunda çok binlerce lira ek tazminatlar ödeyebilirsiniz. Ve bundan kaçarınız da yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeyseniz nereye giderseniz gidin. Hayatınız boyunca bu sizin, evet, ödersiniz. Bu sizin hukuki sorumluluğunuzdan doğan maddi sorumluluğunuz. Evet. Bundan kaçma şansınız yok. Doğal olarak da bir sürü zarara uğrayacaksınız. Bir de şu da var. Burada yapacakları bir yanlışla sanki bir sahtekarlık yapmış gibi bir duruma da düşüp kendilerinde bir zanlama ihtimalleri var, de var. Evet yani. Yani bunu yalan yanlış yerlere kullanmamak lazım. Yani sigorta şirketleri de bu konuda çok hassaslar. Çünkü malum ekonomik şartlardan dolayı yedek parça maliyetleri birkaç yıl öncesine göre yani neredeyse 10 kat artmış durumda. Evet. Şimdi herkes trafik poliçelerinin pahalı olmasından dert yanıyor. Hiç kimse tabii maliyetleri göz önüne almıyor. İşçilik maliyetleri hakeza. Kayseri gibi çok fazla sayıda dükkan alternatifi olmayan sanayilerde kira meblağlar oldukça yüksek. Esnaf bir şekilde ayakta durabilmek için doğal olarak işçiliklerini yükseltmek zorunda kalıyor. Yani hem parça hem işçilik yükseldiği zaman sonra işte ya bunun karşılandığı tek kaynak da evet, sigorta poliçesi. Şu anda öyle. Şu anda öyle. Yani trafik sigortalarının şu an güncelde araç başına 120 bin, kaza başına 240 bin lira toplam maddi tazminat bedeli var. Bunu trafik sigortalarını aşmak mümkün değil. Bunu yani 120 bin lira bundan 3 sene önce için çok büyük bir para olmakla beraber şu an için iki far parası gibi bazı gibi bir şey var. Yani lüks araçlarda iki panjur, farı almayabilir bile yani. Bir panjur iki far yani. Almayabilir bile yani. Bugün lüks bir aracın iki farını almayabilir bile beyniyle vesaireyle. Trafik sigortasının karşıladığı limitler oldukça düşük. Doğal olarak da ihtiyari mali mesuliyeti tam bahsetmemiz lazım. İMM dediğimiz zaman biz onu anlatın siz Çağrı Bey tam Kayseri'de. İhtiyari mali mesuliyet sigortası sizler bu noktada uzmansınız. Hı. Şimdi bu sigorta yani vatandaşımız tarafından 2 sene öncesine kadar programın ilk yayın dönemine girdiğimiz dönemlerde bilinmiyordu. Hatta sorulmaya başlandı. Şöyle bir olay yaşadık. Bir belediye başkanımızı ziyaret ettiğimizde değerli üstadım kendisinin sekreterinin bir kaza yapmış olduğunu, olay da şöyle oldu, kolu sargıda idi. Kolu sargıda olunca doğal olarak Kazım Hocam ve ben geçmiş olsun dedik. Ve sağ olsun o dönem Nuri Bey de geçmiş olsun dedi. Kendisine de selam olsun buradan. Öyle olduğu için sorduk. Karşı tarafın aracında ciddi bir hasar var. Çünkü lüks marka bir otomotiv. Kendi arabasını hiçe geçmiş. Kendi sağlığından neredeyse hiçe geçmiş artık. Ödüyordu. Ama evet. Karşı taraf ödeyeceği bedel cidden ultra lüks bir rakam idi. Bir İMM'si olsaydı o dönem bir de cüzdi evet. Miktarda ilk başladığımızda. Yani 200 liralar, 300 liraların yani konuşulduğu 200, miktarda. Eğer o sınırsız İMM dediğimiz 350 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Hadi 500 lira olsun.
500 liralık bir olay bilse, sigorta firması onu bilgilendirse idi ve o ablamız bunu yaptırmış olsaydı, belki de neredeyse o dönemin parasıyla yarım milyonu aşan bir, evet, bir ücretti parası. Yani yaklaşık 600-700 bin lirayı bulan bir para idi ki 2 sene önce ciddi bir para. Maalesef ödemeyecekti ama bunu bilmediği evet, için yani ödemek zorunda. Biraz önce bu tutanağa tutulurken dikkat edilmesi gereken konuları anlatırken kastetmek istediğim tam da buydu işte. Yani bazı insanlar yapı gereği karşı tarafı baskın çıkabilen tipler. Bazı insanlar da daha sessiz, daha alttan almayı tercih edebiliyorlar. Bir bakıyorsunuz ki baskın karakter haklı çıkıyor. Diğer vatandaş kusurlu çıkıyor. Ya halbuki kaza öyle olmamış. Yani Batı toplumlarında hep aynı örneği veriyorlar. Bu tutanak çok uzun yıllardır kullanılıyor. Ve herkes kendi sigorta poliçesine de sahip çıkıyor. Çünkü Avrupa'da sigorta fiyatları bizdekinin çok çok katında, çok kat üzerinde. Yani biz hepimiz sigorta poliçelerinin pahalı olduğundan dert yanıyoruz. Avrupa'da yani bizim neredeyse 10 katımız poliçe primi ödüyorlar. Şimdi bizim hepimizin tanıdığı Avrupacı, Avrupa'da kalan, orada çalışan, yazları izne gelen akrabalarımız, tanıdıklarımız, gurbetçiler vardır. Buradan hepsine de selam olsun. Hep anlatırlardı işte bizim Avrupa'da böyle, bizim Almanya'da şöyle vesaire. Biz de onlara diyorduk ki ya tamam, hizmeti anlatıyorsunuz, biraz daha ödemelerinden bahsedin. Yani Türkiye'deki poliçe priminin 10 katı prim ödüyorsunuz. Hatta bazı ülkelerde çok üzücü bir durum. Türk vatandaşlarına poliçe bile yapmak istemiyorlar çok fazla. Dolandırıcılık ve sahtekarlık olayına karıştıkları için çok ciddi sayıda sigorta şirketi kara liste tutuyor vesaire. Bizde de var bu kara liste. Sispis diye bir yapı var. Bu Sispis'e bir şekilde sigorta dolandırıcılığıyla ilgili kaydınız girerse yaptıracağınız, yaptırmak zorunda olduğunuz bütün poliçelerde zorluk yaşarsınız. Bir dosya açtırmakta zorluk yaşarsınız. O zaman biz buradan uyaralım da hani ufak tefek basit hasar neyse, Allah razı olsun, durumu kötü, yardımcı olayım, mağduriyetini giderelim. Bazen görüyoruz de Kazım ben hocam. Ben suçu üstüme alayım hani onu evet, ben bildiğim evet. için yani işte şimdi. Senin araban pahalı, dur ben şey yapayım, ben üstleneyim de benim sigortam seninkini yaptırsın. Bir ömür altından kalkamaz. Vesaire gibi şey yapanlar görüyoruz. O zaman size değerli üstadım. Estağfurullah. Gelsin mi? Şimdi sürücü kursu sektöründeyim. Hepsine de buradan selam olsun. Yaklaşık Türkiye'de 4000 tane sürücü kursu var. Bizim araçlarımız rentekar araçları. Bunlarda tutanak tutulması gerekirken nasıl bir hassasiyet göstermemizi istersin? Evet. Bizde çünkü polis kaza maddi olduğu zaman, yani tabii ki can olduğunda polis geliyor ama maddi olduğunda da biz polisi çağırıyoruz. Bazen diyorlar normal, gerek yok vesaire ama mecbur çağırıyoruz. Tutana sürücü adayının bilgilerini yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Müsait bir yere de sizin hocanızın o Eğitim veren usta öğreticinin hepsine de selam olsun. Onun da ehliyet bilgilerini başta Ali Kemal hocama isim vesaire bilgilerini yazmak durumundayız tutana. Çünkü insanlar araç sürmeyi öğrenirken mecburen. Polis gelmesi şart mı değil mi onu soracağım. Biz çağırıyoruz ne olursa olsun maddi olduğu zaman. Yok şart değil. Şart değil. Polisin gelmesinin şart olduğu durumlar şunlar. Zaten şu tutanağın. Evet bunu tane tane iyi dinleyelim seyircilerimiz. Tutanağın kapağı vardır. İlk kapağını açtıkları zaman, kapağın iç tarafında bu o alt nüsha, bundaki kapaklar alınmış. Kapağı açtığımız zaman orada örnek bir tutanağın nasıl tutulacağı ile ilgili bir örnek var, örnek kroki vesaire var. Olur. En ön yüzünde de, bu tutanağın hangi şartlarda tutulacağı söylüyor. Üç tane ana kural var. Bir, kazaya karışan tarafların kaç araçsa hepsinin trafik poliçesi olacak. Yürürlükte olacak. Olay yerinde de poliçe kestirmeye çalışılmayacak. Buradan uyarı var olacak. Zaten yapılamaz. Yaşayan, yani çok zor. Yaşayan poliçesi olacak. Birçok kere bunu yaşıyoruz. Tarafların ehliyeti olacak. Ek yapayım. Yeterli ehliyet olacak. Yani motosiklet ehliyetiyle otomotivi otomobil ehliyetiyle kullanamayacağını bilecek. Veya evet işte kamyon ehliyetiyle tır kullanamaz. Yetkisi yok.
yeterli ehliyet olacak ve alkolsüz olacaklar. Eğer alkolden şüphe ediyorsa taraflardan birisi polisi çağıracak. Polisi çağırırken veya jandarma işte kimse artık. Kolluk kuvvet. Evet ya yani şehir mücavir alan sınırları içerisinde polis, kırsalda jandarma, kolluk kuvvetleri müdahil olduğu zaman zaten alkol testi yapacak vesaire. Alkollü ise onun ceza şartları da var. Ve tabii kaza yerinde terk etmeyecek. Şimdi orada çok önemli, çok evet. Affınıza sığınarak böleceğim. Şimdi birçok müşterimizde şu mağduriyeti yaşıyoruz. Bakın lütfen can kulağıyla beni dinleyin. Olay yerini terk etmeyeceksiniz. Ne yapmadan? Tutanağı oluşturmadan. Şimdi evet. Bazen diyor ki işte çağır kardeşim neyse sen hadi yarın git şu bizim şu tanıdık servisin oraya. Ben de sabahleyin geleyim. Tutanağı da gerekse burada tutarık yiyorsa biz parayla yaptırırız diyor. Oradaki beyefendi karşı taraftaki kaza yaptığı kişiyi sabah sanayiye gönderiyor. Ama o arkadaşa bir daha ulaşamıyoruz. Çok karşılaşılan bir durum. Yani bize soruyorlar ekspertiz için gittiğimiz yerlerde. İşte dün bir ufak kaza yaptık. İşte bugün bir araya gelip tutanak düzenleyecektik. Adam telefonunu kapatmış ulaşamıyoruz. Ne yapabiliriz? Vallahi yasal yollardan hakkınızı arayacaksınız. Gidin savcılığa şikayetçi olun demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Halbuki sıcağı sıcağına kaza yerine şu tutanağı tanzim etmiş olsalardı. Bu resmi bir evrak. Süreci başlatmış olacaklardı. Yaparlarken yani kazayı yaptıktan hemen sonra belki o an insanlar her gün kaza yapmıyor. Yani bir şok yaşamış olabilirler, korkmuş olabilirler vesaire. Yani onu atlattıktan sonra medeni bir şekilde bir geçmiş olsun dedikten sonra birbirlerine şu tutanağı tanzim etmeleri lazım. Ondan sonra ertesi gün vazgeçip bu tutanağı imha edebilirler. Edebilirler. Hani şimdi biraz evet. Önce dedik ya hani basit bir kaza. Tamam sigortamızı bozdurmayak istiyoruz ama gidelim sanayide sigortaya müracaat etmeden kendi cebimizden yaptıralım olayı yok edelim. Lakin tutanağı tutalım da ondan sonra bunu yok edelim. Şimdi bir gün önce buna olumlu bakan kişi ertesi gün sanayiye gelse bile diyor ki hepsinde de suç benim değildi ya diye başlıyor. Ya da dünkü o hadiseyi kabul etmiyor. Şimdi ve zorluklar, engeller, güçlükler bir şey başlıyor. Belki de söylemek, geri dönüşü de olmuyor. Söylemekte de fayda var. Kolluk kuvvetleri tarafından tutulan maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarında kusur oranları işte 2/8, 4/8, 6/8 veya 8/8 gibi yani %25, 50, 75, 100 gibi verilebiliyor. Fakat bu uygulamada bu buçuklar yapılamayacağı için, çeyrekler yapılamayacağı için 0, 50, 100 gibi çıkıyor. Evet. Yani kusurun çoğu ondaydı, azı bendeydi ama 50, 50 çıkmış diye soruyorlar mesela bize. Ya bunun uygulamada bu 25 ve 75'i yapabilmek çok kolay olmadığı için en baştan koyulan bir kural. Yani ya kusurlusunuz, ya değilsiniz, ya da tarafların her ikisi de kusurlu. Buradaki uygulama nasıl oluyor? Tarafların her ikisi de kusurlu olduğu zaman siz karşı aracın trafik sigortasından dosya açtırıyorsunuz. Karşı taraf da sizin trafik sigortanızdan dosya açtırıyor. Her ikinizin trafik poliçeleri karşı tarafın zararını kusur oranında tazmin ediyor. Yani sizin 50 bin liralık hasarınız varsa 25 bin lirasını ödüyor. %50 kusurlu olduğumuzda. Evet, 25 bin lirasını siz ödüyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafta hasarı neyse hani bir ucuz bir araçla pahalı bir aracın onların maliyetleri aynı olmayacağına göre tutarlar değişebiliyor. Yani burada dikkat edilmesi gereken temel konuları hemen hemen hepsini anlattık. Kaza yeri terkten bahsetmiştik. Sakın kaza yerini terk etmeyin. Ondan sonra polis çağırsalar evet, da şöyle gelmiyor. Bir anımız evet. Var. Bir gün bir telefon geldi değerli üstadım. Direksiyon hocamız annemi arayamamış. Beni aradı. Kaza olabilir. Gittim. Bizim arabamız da çok küçük bir araba. Sağ olsun Kazım hocamın ellerinin değdiği bir araba. Allah razı olsun ondan. Bizim arabada görünüşte çok bir şey yok. Diğer arabanın önü yok. Şimdi tam köşede de cami var. Camiden çıkan büyüklerime sordum. Dedi buralardaydı. Adam o an tedirginlikten bir taksiyi durdurmuş, gitmiş. Arabanın araba başında orada. Bir hanımefendi oturuyor ama yani 50-55 yaşlarında. İkisine de selamlar olsun, ellerinden öperim. Dedim, hala sen kimsin? Dedi, ben bu arabanın sahibinin eşim. Eşin nerede?
Taksiye bindik. Seni niye götürmedilerim madem gidiyor? Dedi unuttu herhalde, heyecanlıydı falan. Böyle bir anı yaşadık. Maalesef gitmeler var. Arabayı park edip kaçabiliyor. Yani ben her şeyi çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka ona sigorta oraya, şirketi inanmaz. Evet, oraya yansıtmak istemediği bir şey var. Hiçbir şekilde sigorta şirketine ekspere. Ya ehliyeti yoktur. Yoksa niye kaçsın? İkisi de varmış da bize gelince anlattı ya hanım bizim iş yerinde. Olay duyduktan sonra zaten hiçbir şey demedim. Yani olay yeri terk bir rücu sebebi. Şunu söyleyebiliriz. Kaza yerini terk ettiniz. Karşı taraf sizin hakkınızda şikayetçi oldu. Kolluk kuvvetleri sizin hakkınızda işlem yaptı. Trafik sigortanız karşı tarafın zararını kusurunuz oranında karşılar, sonra da döner. Bu karşıladığı tutarı sizden ister. Ehliyetiniz olsa da, alkolsüz olsanız da kaza yerini terk edemezsiniz. İki tane istisnası var. Can güvenliği nedeniyle karakola sığınmak zorunda kaldınız. Allah göstermesin, kötü bir durum yaşadınız. Evet. Bu veya hastaneye gittiniz. O an için bekleyemediniz ambulansın gelmesini. Evet. Oradan bir araçtan yardım aldınız. Sizi hastaneye götürmesini istediniz. Hastaneye gittiniz. Bunu belgelerseniz sıkıntı yok. Belgeleyemezseniz yine rücu sebebi. Çok korkmuştum. İşte babam kızar diye korktum. Eşim kızar diye korktum. Bilmem ne gibi bahanelerin hukuki bir karşılığı yok. Yok. Yani sonucundan sorumlu olursunuz. Bunlar hani 3-4 sene öncesinde belki çok can yakan rakamlar değildi ama maalesef otomotiv sektöründeki maliyetler o kadar arttı ki Kazım Hocam birebir evet. işletmeci olarak bunun başında. Yani sıradan bir araç ekipmanı bundan 4 sene öncesine göre 10 kat arttı mı hocam? Maalesef. Yani 10 kat arttı. 10 kat daha yüksek bir maliyete mal oluyor. İşçilikler de aynı şekilde arttı. Sonucunda ciddi bir maddi zarara uğrarsınız. Uğraştığınızda cabası. Şu tutanağı doğru dürüst yerinde zamanında tutup bir de kazayla, kazada evet. değil. Bugün artık günümüzde değer kaybı muhabbeti var. Evet. İkame araç muhabbeti var. Hani hiç inanamayacaklar enteresan ücretler, bedeller de öderler. Zaten bu yeni bir sektör haline dönüştü. Ondan da bahsedelim. Trafik sigortalarının teminatında ikame araçla ilgili, sizin ikame araç dediğiniz şeyle ilgili aslında bu bir kullanım kaybı. Ticari araçlar için gelir kaybı, evet. Hususi araçlar için kullanım kaybı. Buradan ticari araçlar dediğimizde hemen onu uyaralım. Şimdi birçok ticari araç sahibinden de bunu dönüyoruz ama o ticari araçtan gelir elde ettiğini resmi olarak evet, KDV ile belgelemesi durumuna. Gerekiyor. Doğrusu da odur. Yani örnek vermek gerekirse bir taksinin gün içerisindeki kazancı mevsime göre değişmekle beraber iyi kötü bir adam ortalaması taksici vardır. Ama fatura kesmiyor. Kesmesi lazım. Herkes i̇şte ondan sonra da işte kesmediği için gelir beyan etmiyor. Gelir olmayan arabanın da yattığından dolayı bir kaybı yani olmaz. Yani maalesef ülkemizdeki temel bir sorun. Herkes alınan hizmetten şikayet ediyor. Kimse vergi ödemiyor. Yani böyle de bir şey var yani. Evet. Herkes baş baş çıkıyor. Yok ödeniyor. Vergi ödeniyor. Yok, cidden ödeniyor. Sizde öyle. Yani şimdi normal yok, hizmet. Çoğu sektörde öyle aslında ya. Yok şimdi birçok yerde hani baş baş. Bindiğiniz hangi veya taksiden şey aldınız? Fiş aldınız. Kayseri'de taksiye hani ihtiyacım olmadığı için çok başka yerde olsun. Başka İstanbul'da, Ankara'da olsun. Yani binmek zorunda oldunuz. Havalanda indiniz. Kredi kartıyla ödeme yapıyorum. Silip veriyor. Tamam. O yeni çıktı. Yani genelde alışkanlık değil yani. İnanın, normal insan için inanın, değil o durum yani. Yani tamam. Taksici esnafı da böyle çok ferah feza bir yaşam tabii şartları ya. Sürmüyor. Zor şartlarda o da işte aracın lastiği, bakımı, yıpranma payı. Sigortası, amortismanı, bir sürü hani gideri var. Demek istediğim şu, kabul ticari araçlarda ama soruyorlar. Heh. İşte benim bununla diyor gelir kaybım. Yani biz bunu çok yaşadığımız için dosya açıyoruz, onarımına başlıyoruz. İş hukuk aşamasına gittiği zaman mahkeme diyecek ki tamam gelirini belgele. İşte devlet diyecek gelirini belgele. Gelirini belgele. Onu öyle değil mi yani? Taksilere bakıldığı zaman sen şimdi yani hizmet verdiğin sürücü kursunda araçların var. Parkta duran da var mesela. Tabii canım. Diyelim ki parkta duran araç kaza yaparsa onun bir çalışma şeyi yok, programı yok. O zaman da onun bir kaybı yok. Misal. O an ama işte, tamam. Şey yok. Hani ama işte biliyorsun adam devlet tarafından hep belgeli olduğu için Milli evet. Eğitim Bakanlığı'nda işte tabii. Hangi arabanın hangi saatte nerede nasıl eğitimin olacağı ama belli. Adam evet. Şimdi normalde fabrikasında kullanıyor ticari araç ama ondan bir gelir şeyi yok, belgesi yok. Kaza yapıyor. Evet. Ben diyor gelir
Yine trafik sigortası netice zararlarından da sorumlu değildir. Yani bu bir netice zararı normalde. O yüzden kullanım kaybı veya gelir kaybı teminatı içermiyor. Nedir? Mesela siz işte bu kazayı yapmasaydım, gidecektim işte Sarraf'tan şu kadar altın alacaktım. Altın da bugün bu kadar yükseldi. İşte şu kadar para kazanacaktım. Son zamanlarda o kadar çok duymaya başladık gibi bir sonuç çıkarabilirsiniz ama bu bir netice zararı. Ama artık şöyle olmaya başladığı için şimdi kazadan sonra da arabada bir kıymet kazanma söz konusu olduğu da çok araç oluyor artık günümüzde. Bir de orada şöyle bir ince bir nüansı da seyircilerimize duyuralım. Sigorta şirketlerinin amacı hasar onarımı yaparken arabayı değerlendirmek değil. Tabii ki. Kazadan önceki haline getirmek. Temel mantık budur. Zaten biz ekspertizde de bunu taraflara eğer muhatap olabiliyorsak, aracının başındaysa söylüyoruz zaten. Şimdi insanlar yani aracının satın aldığı haliyle, galeriden aldığı haliyle veya işte bayiden aldığı haliyle sine döneceğini zannediyor. Öyle bir şey yok. Kazadan önceki halinde ne haldeyse o hale getirmekle mükellef sigorta şirketleri. Örnek vereyim, adam işte farı kırılmış, götürmüş ayağını tamir ettirmiş. Ondan sonra tamponunu bir yere takmış, yırtılmış, götürmüş, tamir ettirmiş. Şimdi bir kaza oluyor, bunu sigorta şirketi ödeyecek diye yenisini talep ediyor. Ya sigorta şirketi bunu niye yenisini versin? Tamir olabiliyorsa tekrar tamir ettirmek. Ama hiç tamir olmamışsa o zaman değil mi? Yenisini ama mi? Yani tamir olmayacak durumdaysa zaten öncelikli olarak onarım. Değilse. Onarımı mümkün değilse zaten bu genel şartlarda da bu şekilde tanımlanmış. Onarımı mümkün değilse yenisiyle değiştirilir diyor. Yani onarımı ister servis yapsın, ister sigorta şirketlerinin anlaşmalı bu plastik onarımı yapan, far onarımı yapan vesaire yerler merkezler var. Merkezler oluşturmuşlar. Onlar yapsın. Onarımı mümkünse. Yani biz buna karışmıyoruz. Bir onarımını deneyelim diyoruz. Eğer onarımı yapılabiliyorsa. Yani biz de o sorumluluktan kurtulmak için servisler olarak şöyle yapıyoruz bilginiz dahilinde. Evet. Tamponu, farı, radyatörü, tampon braketlerini veya sis kapaklarını toplayıp o onarım merkezlerine sizin vasıtanızla yönlendirip teslim ediyoruz. Müşterilerimize de şunu anlatıyoruz. Eğer bu parçaların nasıl değişmesi mümkün? Bunu alıyor, götürüyorlar. Onarımını yapıyorlar. Onarımı zaten garantili, orijinal bir hale dönüştürüyorlar. Ama onarımı mümkün olmayan parçalarında onarılmaz raporunu veriyorlar. Yenisi evet, geliyor. Yenisi bize. Geliyor. Eğer mümkünse yani orada da bir parantez içerisinde şurada çok kere karşılaştığımız, ben bütün ciğer yarası gibi bile seyircilerimize söylüyorum. Çünkü hep yaşadığımız ve bizim sektörümüzün sanayide 5400 dükkanımız var. Şimdi hepsinin de yaşadığı mağduriyetler. 5400 sanayi. Şimdi biz diyoruz ki bana orijinal parça gelecek değil mi? Hayır. Hep arabanın üstündeki tampon orijinal mi diye soruyorum. Tamam, o zaman güncel uygulamadan bahsedelim. Geçtiğimiz yıllarda farklıydı ama artık yürürlükte olmadığı için oraya dönmenin bir anlamı yok. Şu anki güncel uygulamada aracınızın üzerindeki parça orijinal ise sigorta şirketinin sorumluluğu bu orijinal parçayı yerine koymak. Değilse yan sanayi ise işte bizim yani orijinal tedariği mümkün değilse muadil logosu evet. Orijinal dediğimiz tabii orijinal varsa maalesef. Şimdi eski model arabalarında orijinal parçalar yok. Bunda pandemi sonrası biliyoruz çok ciddi bir parçayla ilgili bir sıkıntı var ülkede. Dünyada kaynaklanan. Dünyada var. Ve hani biz yakın zamanda çözülür falan diye beklerken giderek de maalesef kötüye gidiyor. Maalesef. Sorun. Kötüye gidiyor. Dünya bunun işte en büyük sebebi hani buradan da halka en azından bilgilendirmiş olalım. Böyle çok karamsar bir tablo çizmeyelim ama pahalı parçalar geliyor genelde yurt dışından. Ağırlıklı olarak Çin'den. Bütün dünya üretimi Çin'e yığmış. İşte bu tampon gibi, kapı gibi, çamurluk gibi, kapı sacı ve kaput gibi parçaların çoğu Çin'de imal ediliyor. Yani. Gerek orijinal olarak imal ediliyor, dünya gerek yan sanayi olarak. Orijinal firmalar da orada yaptığı evet, parçaları orada yaptırıyorlar. Getiriyor. Şimdi Amerika'nın Çin'e uyguladığı ambargolar nedeniyle Çin'de çok ciddi bir konteyner krizinden bahsediliyor. Çin'e mal gitmediği için o boşalan malların boşaldığı konteynerlere başka malı yükleyip gönderme şansı olmadığı için sürekli konteyner imal ediyormuş Çin. 10 katından fazla artmış konteynerin maliyeti. Doğal olarak pahalı bir malzeme konteynerin fiyatını kurtardığı için yurt dışına gönderilebiliyor. Ama ucuz malzemeler, yani Çin'de ucuz olan malzemelerin gelişinde gidişinde ciddi sıkıntı var. Öyle olunca işte hurdacıların halini görüyoruz. Hurdacıların önü insan kaynıyor. Yani parça bulamayan insanlar hurdacı dolaşıyorlar. Yani
çıkmacıların önünde parça evet, arıyorlar. Bir de buradan çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum bir otomotivci olarak. Hiçbir otomotiv firmasının yedek parça imalat fabrikası yoktur. Yeah. Kendi aracına taktığı orijinal arabanın sıfır satılan arabanın üstündeki parçayı o marka kendi üretmez. Dışarıdan ihaleyle ürettirir. Kendi evet. orijinal kutusuna koyup kendisi tedarik zincirleriyle satar bunu. Yani Çorlu'da üretilen yetkili servislerinde. Çorlu'da üretilen bir mesela bir otomotiv yedek parçası 5-6 farklı markaya gönderiliyor. Evet. İşte Sivas'ta üretilen bir mekanik aksam 21 farklı markada kullanılıyormuş. Konya'da üretilen bir enjektör 10 farklı markada kullanılıyormuş. Doğal olarak da artık yani bizim işte bu Renault'un parçasıdır, bu Peugeot'un parçasıdır diyebileceğimiz parçalar eskisi gibi yok. Herkes bir yerlerde bunu ürettiriyor. Ağırlıklı olarak da ucuz maliyetlerin olduğu yerlerde ürettiriyor. Bunun doğal sonucu olarak da biz hepimiz bir şekilde hem sizin gibi servis işletmecileri hem bu işi bir şekilde ekspertiz sürecini bir an önce tamamlayıp sigorta şirketine iletmekle mükellef olan eksperler hem hayatında işte insanlar her gün kaza yapmaz. Bir kaza yaptığı zaman sürecin uzunluğundan şikayet eden kullanıcılar artı işte benim aracım 15 gün yattı ben bunu kullanamadım diye şikayetlenen ve karşı taraftan bunun kullanım şeyini isteyen, tazminatını isteyen veya işte şu kadar arabamı çalıştıramadım. Çünkü herkes evet. için araba hayati önem taşıyor. Evet. Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi bu konu. Biz müşterilerimiz ve bütün sektör adına konuşuyorum ben. Hiç kimse, hiçbir otomotiv firması bizler yani. Aracınız bizim orada bir gün değil, bir saat daha fazla kalsın istemeyiz. Evet. Keşke elimizde sihirli değnek olsa da 5 dakikada çözsek bütün arabaları da evet. göndersek. Çünkü aracının olmadığı her insan mağdur. Her kendi arabasına dokunmayacağım. Farklı yanlış bir sektörün içinde hizmet veriyoruz. Biz de çok zor bir sektörde. Araç durdukça hayatındaki stresi artıyor. Meşguliyetleri, okuluydu, hastanesiydi, işiydi, mesaisi derken biz biraz özgür taşımacılığa çok alışmışız toplumsal olarak. Keşke biraz bunu toplu taşıma veya bisiklet, motosiklet vesaire bu tarz daha sağlıklı taşıtları da muadil olarak kullanmaya alışsak. Kazım hocam bir şey söylemeyi unuttuk. Motosiklet deyince aklıma geldi. Şimdi bizim Karayolları Trafik Kanunu'nda ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde tanımlanmış araç sınıflarımız var. Ehliyet sınıflarımız var vesaire. Şimdi son zamanlarda trafik poliçesi düzenleme zorunlu olmayan bir sürü araç trafikte. Maalesef. Evet. Elektrikli bisikletler. Küçük araçlar. Şu küçük skuter türü araçlar ve küçük motosikletler. Mopedler daha doğrusu. Motosikletler değil de mopedler. Bu mopedlerin trafik sigortası yok. B sınıfının kullanmış olduğu elektrikli 50 kilometre hıza kadar çıkan mopedleri diyorsunuz değil mi? Yani evet. B sınıfı kullanabilir. Evet, B tamam. sınıfını kullanabildikleri. Bunların trafik poliçesi yok. Bunlar vızır vızır trafikte dolaşıyorlar ve her Allah'ın günü bir kazaya karışıyorlar. Karşı tarafın trafik sigortası yoksa mutlaka ve mutlaka kolluk kuvvetlerine haber vermeniz gerekiyor. İşte kırsalda jandarma yerleşim yeri merkezlerinde polis gelecek onun tutanağını tutacak. Diğer türlü Allah göstermesin sadece maddi tarafı değil bunun bir de bedeni tarafı var. İki tekerlekli araçların hepsinde yaşanan temel sorun sürücünün kendisinin kaporta olması. Çünkü normal bir hızda bile düşse bırakın aşırı hızları işte en az birkaç yeri kırılıyor zavallının yani evet. Çok büyük onlara daha çok dikkat evet. etmemiz gerekiyor dikkat yani insan çünkü nihayetinde mahkeme sorumluluğuna düşüyor tutanakta olmadığı için ya maalesef şu bilinçte çok gelişmemiş ülkemizde yani iki tekerleğe hiç saygı yok birçok sürücü o motosikletin hızıyla ilgili bir fikir yürütemiyor görse bile çok uzakta olduğunu düşünüyor onun hızlı bir makine olduğunu düşünemiyor. O aradaki mesafeye çok çabuk kapanacağını, yani o aracın burnunu çıkarana kadar o motosikletin oraya gelebileceğini hesap edemediği için bir sürü kaza oluyor. Çok oluyor. Hasarlarına bakıyoruz, üzülüyoruz. İşte iki kolu kırık, ne bileyim veya bir kolu kırık, işte köprücük kemiği kırık, kaburgaları kırık bir sürü genç çocukla karşılaşıyoruz. Buradan da uyaralım bu iki teker kullanan arkadaşlara. Evet. Yani olabildiğince trafik kurallarına uysunlar. Yaya geçitlerinden yola atlamasınlar. Kaldırımların üzerinde
yayalar için ayrılan alanlarda araç sürmesinler. Yani özellikle bu işten ekmeğini kazanan kuryeler vesaire, bu işe çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü sonucunda kalıcı ve hayatının sonuna kadar taşıyacakları izler bırakabilir. Bugün kimse gidip hastanede evet. aylarca yatmak biz istemez. Biz burada tüm kuryeci evet. arkadaşları selamlayalım. Evet, selamlayalım kendilerini. Konuk olarak aldık dikkat etsinler. İyi, iyi yapmışsınız. Yani onların mağduriyetlerini, taleplerini, birçoğumuzun ihtiyaçlarını çözüyorlar. Evet. Yani hepsinin bugün bir yemek söylemeyen, şey olduk. Yapmayan, bir kargo göndermeyen ve kargo almayan var mı? Hepimiz hizmet onların aldığımız bir sektör. Sadece yemek taşımadığını, can taşıdığını evet. ve özellikle verdiğiniz siparişte siparişi getiren kişinin de evladınız, kardeşiniz olabileceğini empati evet. kurarak o paketi o duyguyla beklemesi için buradan seyircilerimize biz o yayınımızda da bu yayınımızda da tekrar edelim. Onlar paket taşımıyor, can taşıyor. Buradan hepsini de canı yürekten selamlıyoruz. Biz sonda su gibi akan bir saat Hikmet evet, Bey yayından önce konuşurken zamanımız hani varsa konuşak şu ihtiyarı mali mesuliyeti birazcık anlatmak isterim. Ona kısacık o zaman kapanış tamam, olarak alalım tamam. onu. Ondan sonra da kapanışınızı alalım. Sorumuz falan var mı kağıdım hocam? Bir sorumuz var rejiden gelen. Onu ben diyor ki Hikmet Bey ile beraber istişare edelim o zaman onda. Kaza olmuş. Tutanağı taraflardan biri almamış. Muhtemelen arabulucuya gitmiş ve avukata gitmiş karşı taraf. Bilgisi yokmuş ama değer kaybı davası açmak istiyormuş. 7 ay olmuş. Geri dönüş yapılmamış. Şimdi, ama kendisi anladığım kadarıyla dosya açılmamış. Kendi şimdi 7 ay sonra değer kaybına başvurmak istiyormuş. Başvurabilir. Maddi ama önce dosyasını açtıracak. Maddi zararlarda zaman aşımı 2 yıl. 2 yıl içerisinde başvurma şansı var. 2 yılı geçerse tutanağı almamış diyor ya ama Tramer'den tutanağı temin edebilir. Tramer'de vardır. E-Devleti'nden girsin. Kişisel bilgileri yani araç kendi adına kayıtlıysa, şirket adına falan kayıtlı değilse, şirket adına kayıtlıysa da şirketi temsil eden, etmeyen yetkili birisinin E-Devleti'nden girer ise oradaki poliçe kayıtlarına ulaşabilir. Poliçe kayıtlarından kaza kaydına ulaşabilir. E-Devlet üzerinden Tramer'in kayıtlarına ulaşması mümkün. Oradan başvuruyu yapıp sonra 2 yıl içinde değer tabii. kaybını da geçmişe dönük 2 yani değer kaybı demiş. Başvurular için tabii bu sektörde de bir sürü koşturan var. Ama ben nizami olanı söyleyeyim. Bir kaza yaptınız, karşı taraf kusurlu. Aracınızı yaptırdınız, dosyanız kapandı. Maddi tazminatınızı aldığınız zaman şeye başvurabilirsiniz. Değer kaybına başvurabilirsiniz. Dosya açtırdığınız şirketin poliçesinden eğer limiti kaldıysa yani o maddi limitini tamamlamalıysa 120 bin TL'yi doldurmadıysa. Bizim onarımla beraber değer evet. kaybı toplam 120 bin tabii, olacak. Çünkü. Yani maddi olarak değer kaybı maddi tazminat. 120 bin TL'nin son sınırına kadar öder. Aşan kısmını muhatabınızdan alın der. Gerisine karışmaz. Evet, teşekkür ederiz. O yüzden işte burada ihtiyari mali mesuliyet önemli. Hani belki öncelerde yani hep 3-5 yıl öncesini örnek veriyoruz da yani hayatımızda çok önemli bir süreçti o pandemi süreci. Pandemi sürecinden sonraki işte bir sürü hayattaki aksaklıklar ve sonrasındaki bu ekonomik durum nedeniyle her şeyin maliyeti çok artmış durumda. Önerim şu. Yani trafik sigortası satın aldıktan sonra bir tane de ihtiyari mali mesuliyet sigortası satın alın. İhtiyari mali mesuliyet sigortası isteğe bağlı artan mali sorumluluk sigortası demek. Zorunlu değil. Limitleri de size bağlı. Poliçenizi satan, size satan acentenizle görüşün. Onlar bu işin profesyonel, sizi yönlendirir. 15-20 bin liralık bir teminat da alabilirsiniz. Birkaç milyonluk bir teminat da alabilirsiniz. Sınırsız bir teminat da alabilirsiniz. Ona göre ödeyeceğiniz bir ücret var. Yani düşünün Allah göstermesin. Sizin kusurlu olduğunuz bir durumda önünüze bir çocuk fırladı. Bir kötü senaryo çizeyim. Bu çocuğa vurmamak için fren yaptınız. Aracınız kaydı. Kaldırımdan atladı. Otobüs durağına girdi. 15 kişi vefat etti. O otobüs durağının maddi zararı dahil o vefat eden 15 kişinin destekten yoksun kalma tazminatları vesaireler dahil hepsi sizin sorumluluğunuzda. O direksiyonun başında her kim ise, işleten kim ise onun sorumluluğunda. Bunu neyle ödeyecek? Trafik sigortasının limitleri belli. Yani trafik sigortasının limitleri kadarını öder. Taşanı da sizden tabii alacaklar. Tabii aşan kısmını da ihtiyari mali mesuliyet sigortanızı devreye sokarsınız.
Oradan maddi zararı tabii giden insanları belki geriye getirmez ama en azından maddi zararları tazmin ederek yaraya bir merhem sürer. Ya da lüks bir aracı pert ettiniz. Bir yani milyonluk hasar bu aslında işte. Sadece bu kaza olayına özgü değil. Genel sigorta bilinciyle alakalı bir şey. Keşke onu normal trafik sigortalarının içine yaysalar da biraz daha o limitleri yüksek suretiyle bizim trafik sigortası diye bildiğimiz trafik sigortası diye bildiğimiz poliçe aslında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu zorunlu mali sorumluluk sigortası gibi uzunca bir ismi var. Biz kısaca buna trafik sigortası diyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere sadece karayollarında geçerlidir. Yani tarlada, bağda veya önünde bir kapı olan, bariyer olan kapalı herhangi bir alanda geçerli değildir. Kapatılmış. Değildir. Yani gümrüklü sahalarda geçerli değildir. Askeri alanlarda geçerli değildir. Siz mesela arkadaşlarınızla ava gittiniz. İki tane aracınız var. Peş peşe giderken öndeki aniden fren yaptı. Siz de gittiniz. Ormanın içerisinde bu arkadaşa vurdunuz. Trafik sigortasının kapsamında değildir. Tamam, burada bir sorumluluk vardır. Ama trafik sigortasına konu değildir. En çok karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi apartmanların otoparkları. Binanın, evet. Otoparkının evet. İçinde ama nasıl olacak? Nizamiye ile kapalı yoldan geçen insanlara istediği gibi girip çıkamayacağı bir yer. Şimdi buradaki temel mantık şu. Ya karayolunda olacak ya karayoluna bağlantısı olup özel izinle girilen kapalı bir mahal olmayacak. Yani benzinlik de nihayetinde karayolu değil ama doğrudan bağlantısı var. Burada bir sıkıntı yok. Resmi kurum otoparkların önü kapalı ise, bariyerle kapalı, herkesin girebildiği bir yerse sıkıntı yok. Ama herkesin giremediği, özel izinle, kartla vesaireyle girdiğiniz bir alan, önünde bir bariyer varsa, bir sürgülü kapı varsa, bir bekçisi vesairesi varsa, burası karayolu sayılmıyor. Yani bu sigortacıyla alakası yok. Bu karayolların, trafik kanununun karayolu tanımı ile alakalı bir şey bu. Çünkü bu bir sorumluluk sigortası. Kusur nispetinde ödeme yapıyor. Bu sorumluluğun doğması için karayollarında bu kazanın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani birçok insana ben karayolu tanımını okutmak zorunda kaldım. Evet. Açıp işte telefondaki karayolları trafik kanunundan vesaire. Mantıksız buluyorlar vesaire. Nihayetinde bunu biz düzenlemiyoruz. Biz uygulayıcıyız. Yasayı çıkaran böyle çıkartmış. Evet. Keşke karayolları trafik kanunu demese de desek işte zorunlu mali sorumluluk sigortası dese araca bağlı. Kapsamını biraz daha genişletse bu tür sıkıntılar ortadan kalkar. Evet. Ama tabii bu da bizim şu aşamada yapabileceğimiz bir şey değil. Evet, çok teşekkür ederim Hikmet Bey. Bugün bizi kırmayıp bu yoğun temponuz içinde ben biliyorum, ben şahidim o yorgunluğun içinde. Biz çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, nefesinize sağlık. Çok kıymetli bilgiler paylaştık. Ben son bir veda olarak bir saygıyla selamlayalım seyircilerimizi. Ondan sonra sizi biz tekrar bekleyeceğiz. En İnşallah. Kısa zamanda bu kalanları tamamlamak İnşallah. için. Sorular olursa da yardımcı olmaya çalışırız. Elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar iyi kötü. Yani bir 30 yıllık mesleki tecrübemiz var. Siz bizim insanlara yardımcı olmak isteriz. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Çağrı Bey. Üstadım, öncelikle programımıza katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sürücü kurslarımız için de sağ olun. Çok güzel bilgi verdiniz. Çok da güzeldi. Usta öğreticinin kendi isminin yazması gerektiği vesaire. Çok sağ olun tekrardan. Bu ilk programımız ama son olmayacak. Devamında mutlaka sizleri istiyoruz. Çünkü daha konuşulacak çok konu var. Hafta sonu Kayseri ilinde yapılacak olan direksiyon sınavına girecek bütün sürücü kurslarının kursiyerlerine başarılar diliyorum. Konumuz kaza tutanağıydı, evet. Direksiyonlar yaşam için dönsün. Direksiyon sınav alanına giderken sakin bir şekilde yanlarına mutlaka nüfus cüzdanı veya kimliklerini alarak gitsinler. Bizler her cuma saat 8'de değerli ağabeyim Kazım Karagöz üstadımla beraber Evrensel Trafik'te her hafta farklı konularla sizlerle ekran başında oluyoruz. TV1 önderliğinde. Buradan rejimize de selamlar olsun. Onları çok seviyoruz. İyi ki varlar. Başımızdan eksik etmesin. Haftaya cuma görüşmek üzere deyip son sözü Kazım Hocam'a devrediyorum ve direksiyonunuz yaşam için dönsün. Teşekkür ediyorum Kazım Hocam. Evet, yine çok kıymetli bir programın sonuna geldik. Her cuma sizlerle birlikte olacağız.
konuklarımız ve konularımızla sizlerin hayattaki tecrübelerini, onların yaşayacağı mağduriyetleri minimize ederek o sizlere onların tecrübe, bilgi ve paylaşımlarıyla hayatımızı kolaylaştıracağız. Saygılar sunarız. Hayırlı akşamlar.